Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte kendim uydurduğum ama eskiden olan savaşlardan kopya aldığım bir canlandırma. Evet, askeri canlandırma. Burada da yine başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk var. Eskiden kopyaladım demiştim. Şu benim ikinci videomdaki. Bu ben. Bugünlük tabii 10. videomdaki. Her neyse. O zaman baba sen canlandırmaya başla. Merhaba arkadaşlar, ben Uras'ın babasıyım. Ben Yunan kuvvetlerini temsil ediyorum. Komutanımız Hacı Anesti tepede bekliyor ve taarruz başlasın. Baba, asker Hacı Anesti'ye bir şey diyecek komutana. Komutanım, taarruza başlayabilir miyiz? Yunan kuvvetleri çok hızlılar, çok güçlüler. Onları yenmek için emrinizi bekliyorum. Türk kuvvetleri. Evet. Başlıyorum. Arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun. Türklere saldırın. İleri. Allah. İlk önce bırakacağız. Şöyle askerleri şöyle öne getireceğiz biraz. Daha sonra Almanları çekeceğim. Ben çok şey var. Benim yapmam için. Allah bir kişi vuruldu arkadaşlar. Abi bir kişi vuruldu. Sıhhiye. Gördüğünüz gibi sıhhiyelerimiz de var, hastanelerimiz. Arkadaşlar arabayı gönderiyorum. Evet, daha biraz parçalandı. Askerler var, arabaya doğru bomba atıyorlar. Bombacılar arabaya hedef aldı. Bomba atmamız lazım. Top atmamız lazım kumandanı. Atabilirsin Yorgo. Yorgo diye biri var mı? Kendi askerlerini bu öldürdüler. İkinci bir top geliyor. Iska geçirdiler. Bir asker vuruldu. Türk ordusundan bir asker vuruldu. Yunan ordusuna ıska. Türklerin kullanıldığı top. Bir sürü asker yok etti. Asker getirebilirsin baba kendine. Yaralılar var. Asker vuruldu. Aman Allah'ım. Ve Alman kuvvetleri savaş yerlerine geçiyor. Türk ordusu Atatürk yaralanıyor da az kalsın. Atatürk'ün yardımcısı öldü. Ve ıska Türk ordusundan kendi ordusuna sıvıya çağrıldı. Alamadı. Yunanlılar bastırmak üzere. Çok güçlendiler. Derken Türkler bir anda askerler askalamaya başladı. Türkler sonunda büyük bir savaş taarruzunu geri çekiyor. Atatürk öldü. Baba Atatürk ölmüyor savaşlarda. Biliyor. Ölümsüz. Bir ölüm bu kadar ölümsüz olabilir. Ve Yunanlar kendi askerlerini vurabiliyor bazen. Demetçik vuruldu. Kumandanım. Türkler çok güçlü, üzerimize geliyorlar. Asker teslim olmaktan başka çaremiz yok. Baba asker getirebilirsin. Teslim olalım kumandanım. Ne dersiniz? Venizelos bize ne der? Teslim olamayız. Ölünceye kadar direnmek zorundasınız. Emredersiniz kumandanım. Dediler. İki asker öldürdü. Bir asker düştü baba. Ve Türk askeri basket attı. Kendi askerini öldürdü Yunan ordusu.
uçağı düşür bence baba, uçağı düşür. Uçağı evet, düşür. Uçak geliyor. Uçağı hadi hadi. Puş, puş, bomba atın uçağa. Bam. Evet, uçak düşüyor sayın seyirciler. Sevgili arkadaşlar, uçak düştü. Uçak yere indi. Yine hareket etti. Aman Allah'ım, dağ da geliyor, dağ da geliyor. Evet, Mustafa Kemal'e hedef alıyorum. Türk bayrağı düştü. Mustafa Kemal. Aman Allah'ım. Şanlı bayrağı düştü. Evet, evet, Mustafa Kemal'i vurduk. Hastanede. Mustafa Kemal'in yerine geçen komutanı da vurduk. Diğerini de vurduk. Mustafa Kemal yaralıydı, geri geldi. Evet. Ve bir tane Mehmetçik herkes öldü. Komutanım, Türkler tepeyi yeniden geri aldılar. Bayraklarını diktiler, teslim almalıyız. Bütün askerlerimiz öldü. Bir tek biz kaldık burada tepede. Yapacak bir şey yok. O zaman Mustafa Kemal'in yanına gidelim. Mustafa Kemal Paşa, sen çok büyük bir askersin. Teslim olmaktan başka bir çarem yok. Maalesef siz bizi yendiniz, kazandınız. Teşekkürler. Ve ey Türk gençliği oku. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazinenden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetini müdafaa etmek durumunda kalırsan vazifeye atılmak için içinde bulunacağın durumun ahval ve şeriatini düşünmeyeceksin. Bu ahval ve şerait çok daha müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İşte bu şartlar altında dahi vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini korumaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Muhteşem bir yayın. Son bir videoydu. Bugünün son videosu. Görüşmek üzere. Görüş-